Merhaba canım takipçilerim, hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Sizi seven bir can, bu can sizi çok seviyor. Hepinizi tek tek çok seviyorum. Böyle bu kamera, şu an yeni alışıyorum. Bu iPad'den yapıyorum şu an bu bağlantıyı. Bunun birazcık kamerası daha geniş alıyor ama güzel, son derece iyi. Üstümde de güzel şöyle tişörtüm. Şöyle yapalım. Tamam, süper. Şimdi burası başka bir şeydeyim. İstanbul'da biliyorsunuz birkaç gündür buradan yapıyorum. Şimdi bugün Mayıs ayında uğurlu tarihler. Mayıs ayında uğurlu tarihler diye özellikle bu videoyu paylaşacağım. Şimdi açıkçası Nisan'ın 29'u ve 30'u güzeldi. Hani güzel tarihlerdi. Kötü değil. Hani wow, aman tanrım, böyle çok iyi değil. Ama güzeldi. Hani iyi tarihlerdi. Şimdi devam edelim. Yani yine kendi içinde bazı problemler var. Güneş mesela Venüs'ü yakıyor vesaire gibi. Hani son olarak 29'unda ve şeyde de 30'unda da Mayıs'ın. Şimdi Mayıs'ın 1'inden itibaren, özür dilerim, Nisan'ın 29'u ve 30'u Güneş Venüs'ü yakıyor. Yani bolluk bereketle ilgili bazı yine konular var. Ama şimdi 1 Mayıs'tan itibaren bakalım. Yani şimdi yine Güneş burada. Tabii Jüpiter ev değiştiriyor. Biliyorsunuz bütün burçlara özel anlattım. Bu Jüpiter'in ev değiştirmesinin, bütün burçlara nasıl etkileyeceğini, ne yönde, pozitif yönde etkiler vereceğini hepsini anlattım. Mutlaka seyredin. Göreceksiniz. Sizin burcunuza özel de son derece pozitif, son derece güzel etkileri var. Bir dakika şunu şöyle koyayım. Umumaz külah aldım. Öyle böyle değil. Korkunç külah aldım ama vereceğim yakında. Spora gidiyorum şimdi düzenli olarak. Toparlayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi ama bir taraftan kasta çalışıyorum. Deli gibi. Nedir onun adı? Bakalım yakında daha iyi olacak. Şimdi canım takipçilerim. Şimdi baktığımız zaman ya bir sürü şey yapabilirsiniz. Hani Mayıs'ın başlangıcında da, ama özellikle yeni şeylerle ilgili ben Mayıs ayında yapın demem. Neden? Merkür en düşük noktada, aynı zamanda da Güneş Venüs'ü yakıyor. Yani burada bazı problemler, sıkıntılar var. Mayıs'ın 15'ine getirdiğimiz zaman Güneş çıkmış oluyor ve Merkür ev değiştirmiş oluyor. Kesinlikle çok çok daha rahat, çok çok daha iyi. Mayıs'ın 15'inden itibaren böyle bir açılma, bir ferahlama, bir rahatlama oluyor. Bu Mayıs'ın 15'i ile 18'i arası Venüs, hiç değilse Venüs ile Güneş birbirlerinden ayrılar. Ama dönem olarak hani buradaki bütün dönemler çok iyi, çok wow, çok süper diyemeyiz. 17'sine geldiğimiz zaman Ay Satürn'ün direkt karşısında. O yüzden hani buna da çok iyi diyemeyiz. Burada bir sıkıntı var. Ama Mayıs'ın 18'ine geldiğimiz zaman hem Ay Satürn'ün karşısında değil, hem Güneş'le Venüs ayrı evlerdeler. Aynı zamanda Merkür düşük noktadan çıkmış bir durumda. Çok güzel. Ama sadece o gün. Sadece o gün. Sadece. Çünkü 19'una geçtiğimiz an direkt şey oluyor. Venüs yine Güneş'le aynı eve geliyor. 19'una girdiğimiz an ve olmuyor. Ama 18'i çok güzel. Bir de 18'in devam haritasında Ay Jüpiter Güneş birleşim var. O yüzden ben bu 18'i gününü böyle bayağı dipli bucaklı bir incelemek istiyorum izninizle. Tamam mı? 18'i gününü dipli bucaklı güzelce ne inceleyelim. Şimdi 18 Mayıs 2024 Mayıs ayının en uğurlu günü ilan ediyorum açıkçası. Şimdi burada baktığımız zaman bir kere saat gece saat 1 çocuk yapmakla ilgili çok güzel bir zaman kesinlikle diyeceğim ama hayır, çünkü ayın konumu çok iyi değilmiş orada, o yüzden burada ayın konumunu oynatmam gerekiyor, oynatıyorum ama yok, burası da değil. Çünkü yükselen Satürn'le birlikte tutundum. Tamam. Okey. Tamam bak, mesela burası gece saat, sabah saat 4 iletişim konuları,
Ondan sonra yok. Burada da Jüpiter 3. eve geliyor. Kötü. Bunu beğenmedim. Sabah saat 5'e doğru gel. Bir dakika. Ha, 1. evde. Burada uykuyla ilgili problem yapabilir. Kazançlara ilgili çok iyi değil. Para. Bak burası güzel. Sabah saat 5'te özellikle para, cinsellik, erken çocukluk dönemi, bolluk, bereket, refahla ilgili kesinlikle güzel, son derece pozitif ve güçlü açılar var. Burası kesinlikle değerlendirilebilir. Tabii yani biraz sabahın körü ama olsun. Devam edelim. Bakalım. Ha, şurası çok güzel. Burada mesela ne oluyor? Ne varmış haritasında oluyor? Ha. Burada mesela sabah saat 6 kesinlikle çok büyük şans, uğur, son derece pozitif ve olumlu yönde etkiler var. Aynı zamanda bir taraftan da şey var. Aynı zamanda bir taraftan da büyük bir koruma var. Burada şanslı, uğurlu bir saat dilimi kesinlikle diyebiliriz. Onu da bir taraftan vurgulamak lazım. Sabah saat 6 ile 7 arası full böyle tamamen bir koruma var. Son derece şans var, rahatlık var. Sabah saat 6 ile 7 arasında güne başladığınız zaman, evden kapıdan dışarı çıktığınız zaman son derece çok daha rahat olduğunu bir sürü açıdan göreceksiniz. Saat 8 o kadar iyi değil. Saat 9 da o kadar öyle iyi değil. Saat 10'a gelelim. Evet, saat 10'a geldiğimiz zaman burada iş hayatı ile ilgili açılar var. Devlet konularıyla mahkemeler, davalar, üniversitelerle ilgili iyi değil. Ama iş hayatı, arkadaş ilişkileri, iş hayatından elde edilecek kazançlarla ilgili son derece güzel ve pozitif, çok olumlu bir açının olduğunu vurgulayabiliriz. Onu söyleyebilirim. Bu açı saat 10'dan saat 11'e, hatta şöyle söyleyebilirim, saat 12'ye kadar çok rahat bir şekilde sürüyor. Tamam. Ama devam ettirelim buradaki etkiyi. Buradaki etkiyi devam ettirelim. Saat 13'e gelelim. Saat 13'te iş hayatı ile ilgili çok güzel bir açı var. Bolluk bereketle ilgili de güzel bir açı, güzel bir etki var. Devlet konularıyla ilgili de güzel açılar var. Anlaşmalarla ilgili çok iyi. İlişkiler konusuyla ilgili birazcık sıkıntılı. Ama mesela burası gerçekten çok şanslı, çok güzel, çok pozitif, çok olumlu bir dönem olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. 18 Mayıs 2024 saat 13 öğlen 1. Yani çok önemli bir toplantınız ya da çok önemli bir şeyiniz varsa öğlen saat 1'e kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Bunu vurgulamak istiyorum bir taraftan. Birden saat 14'e kadar çok rahat bir şekilde bu açı sürüyor. Hatta saat 14 çocuk yapmakla ilgili de çok güzel bir zaman. Son derece pozitif, son derece güçlü. Çok olumlu, çok güçlü bir açısı var. Eğer ki çocuk yapmak istiyorsanız birazcık öğlen saatine geliyor ama 14 böyle bir konuya başlamak için iyi. Tam 14. Onun haricinde baktığımız zaman sonrasında saat 15'e geliyoruz. O saat 15 devlet, mahkemeler, davalar, akademik konular, üniversiteler, her türlü dava konuları, yeni dava açmak ya da mahkeme konuları ya da devletle ilgili işlemler, evrak kağıt işlemleri, ondan sonra üniversiteler, sınavlar, eğitim konuları, yurt dışı, vize başvurusu, ondan sonra bütün bunların hepsiyle ilgili çok şanslı, çok güzel, çok pozitif bir açı saat 15. Değil mi? Evet. Saat 15. Kesinlikle bütün bunların hepsiyle ilgili son derece pozitif, son derece olumlu, son derece güzel bir etki veriyor. Tam o sırada başvurursanız diyelim saat 15'e ne kadar kalır orada? Aslında saat 14, bir dakika bunu tam söyleyeyim. Saat 14.50 mi? Saat 14, evet saat 14.50 ile 15'i 5 geçe arasında bu devlet, mahkemeler, davalar ve akademik konular ve vize başvuruları. Evet, saat 14.50 ile saat 15.05 arası kesinlikle burada
her türlü devlet konuları, mahkemeler, davalar, akademik konular, vize başvuruları ile ilgili son derece şanslı, güzel ve çok pozitif bir tarih ve zaman olduğunu vurgulayabilirim bugün için. Güzel bir aralık, güzel bir zaman dilimi. Sonra devam edelim. Evet. Saat 16'ya kadar hala o devletle ilgili konular, hatta saat 17'ye kadar güzel devam ediyor. Ama tam o söylediğim aralık çok çok iyi. Çok müthiş iyi yani. Muhteşem. Saat 17'ye kadar devam ediyor. Evet. Saat 17'ye kadar buradaki pozitif etki. Hatta 17'yi 20 geçeye kadar devam ediyor. Evet, 17-20 geçe değil, 17-15 geçeye kadar devam ediyor. Sonra devam edelim biz buradaki olaya. Bir 17-50 diye getirelim. Şunu yükselen biraz yükselsin. Bak 17-50 çok güzel. Şimdi 17-50 ilişkilerle ilgili o kadar iyi değil. Merkür burada sıkıntılı bir durumda ama karşıdan başkalarından gelecek para konuları ve kazançlarla ilgili güzel. 17-50'den itibaren ama ben burayı hızlıca geçeceğim. Çünkü Merkür ölü konumda. O yüzden çok iyi değil. Bakalım devam edelim. Yok. Değişmedi. Birazcık daha fazla götürmem lazım. Tamam. Saat 21'de baktığımız zaman bir kere şey açısından çok güzel. İlişkilerle ilgili çok güzel. Çocuk yapmakla ilgili de çok aktifleyen, çok güçlü bir açı var burada. Ama öğlen söylediğim saat daha iyiydi diyebiliriz. Aa, ama burada Venüs kötü bir durumda. Yok, buradan da vazgeçtim. Buradan da vazgeçtim. Bir dakika. Çok özür dileyerek. Ha. Burası güzel. Aa, bu çok güzelmiş. Saat 23. Saat 23'te mesela çok ilahi bir koruma, ilahi bir güç var. Son derece pozitif, olumlu yönde etkiler var. Ev konularıyla ilgili güzel. Aynı zamanda şans, iş hayatı, başarı elde etme konularıyla ilgili güzel. Bir taraftan da çocukla ilgili de güzel açılar var. Yeni bir şeyler yaratmak, üretmekle ilgili de son derece pozitif ve olumlu yönde bir açının olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Bunu da vurguladık. Şimdi sonra ertesi güne geçiyoruz ve Venüs ev değiştirmiş oluyor. Artık yapacak bir şey yok. Venüs çok düşük konumda. Burası iyi değil. İlerleteyim, toparlayayım diyeceğim ama toparlamıyor. Venüs güneşi yakıyor. O yüzden Mayıs ayı adına ben 18'i diyorum. Mayıs'ın sonuna kadar gidiyorum. Ama yok maalesef. Mayıs'ın sonuna da geldiğimiz zaman yine de toparlamıyor. Hani Mayıs'ın sonu 31'inde de hani böyle bütün gezegenler bir noktada vesaire falan ama yok hayır kötü. Buralarda çok pozitif değil. Haziran ayı ile ilgili yorum yapacağım. Haziran ayı ile ilgili şanslı, uğurlu zamanlarla ilgili konuşacağım. Söyleyeceğim diyelim. Ama şimdilik bu kadar. Evet canım takipçilerim hepinizi çok seviyorum. Bütün yorumlar, bütün güzellikler, mutluluklar, bolluk, bereket, refah sizler birlikte olsun. Sizi seven bir can, bu can sizi çok seviyor. Lütfen beğenin, yorum yapın, emoji bırakın, bir şeyler yapın. YouTube kanalında katıl butonun içinde Jüpiter üyeliğim ve Rahu üyeliğim var. Astroloji eğitimi, bütün kişisel gelişim, enerjisel konularla ilgili eğitimler inanılmaz uygun fiyata. 200 saatin üstünde içerik var. Numeroloji eğitimi de var. Mutlaka faydalanın. Hepinizi çok seviyorum. Sizi seven bir can. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar. Bye bye.